Yaşamak güzel şey be kardeşim. Yeni bir yere geldi. Yaşamın tadına varıyor. Merakla çevreyi inceliyor. Yaşamak bazıları için zordur. Ama bir yetim için hayatta kalmak bir bıçak sırtıdır. Paşa bunun farkında değil. İlk defa bir dişi köpek görüyor. Yanına sokmuyor. Çünkü o yabancı biri. Çünkü buranın sahibi var. Sahip geliyor. İki kangal kırması. Biri dişi, biri erkek. Dişinin adı Şila. Erkeğin adı Haydut. Çok tecrübeli hayvanlar. Paşayı kokluyorlar. Bu yeni gelen biri. Biraz irice, yaşı küçük ama tecrübesiz. Her hareketi onu belli ediyor. Paşaya karşı bir saldırı pozisyonu alıyorlar. Ama paşa bunun farkında değil. Çünkü köpek dilini bilmiyor. Paşa'yı çimenliklere götürüyorlar. Paşa'yı çiftlikte gezdiriyorlar. Ve şimdiden başlıyorlar güç mücadelesine. Burada patron Haydut. Paşa'yla iyi arkadaş oldular. Ona tüm tecrübelerini aktaracak. Sürüde ne olması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini anlatacak. Biraz canını yakacak ama bu işin prosedürü böyle. Ama paşa bunun farkında değil. Öğrenecek. Her an, her dakika, her saniye Haydut paşanın peşinde. Çünkü kendi klanını riske atamaz. Ta ki paşa klana sahip çıkmak isteyene kadar. Paşa o bilince de gelecek. Yaşına göre çocukça davranıyor. Diğer köpeklerin hepsi bunu biliyor. Şimdi mevzu bu değil paşa için. Haşlanmış kemiğin tadına varmak çok daha güzel.